You can tell by the way she walks out, she's my girl. You can tell by the way she talks, she rules the world. You can see in the eyes that no one is so changed. She's my Merhabalar sevgili seyirciler. Her yerde çok yaşa, İzmir'i çok seviyor. Yine Karşıyaka'dayız. İzmir Üniversitesi Hastanesi'nde çocuk cerrahisi uzmanı doçent doktor Erdal Türk bizlerle. Şimdi tüm aileleri ekran başına çağırıyoruz. Çünkü çok önemli bir konuyu konuşacağız. Sünnet. Merhabalar hocam. Sünnet nedir? Sünnet, penis ucundaki sünnet derisi dediğimiz prepisium, prepisiumun cerrahi yöntemlerle uzaklaştırılması işlemidir. Sünnet bildiğimiz gibi dini, sosyal ve sağlık nedenlerinden ötürü yapılan ve uzun yıllardır tüm dünyada uygulanmakta olan cerrahi bir işlemdir. Ve dünyada en çok uygulanan cerrahi işlemdir. Türkiye'de Müslüman bir toplum olması gereğiyle, Müslüman bir toplum olmasından dolayı sünnet oldukça sık yapılan, hatta erkek toplumda %99'ları bulan bir oranda yapılmaktadır. Biz çocuk cerrahlarında en sık yaptığı cerrahi işlemlerin başında gelmektedir. Hocam sünnet işleminden biraz da bahsedebilir miyiz? Penisin baş kısmını, glans penis dediğimiz baş kısmını örten derinin öncelikle kesilip daha sonra emilebilen dikişlerle bir tekrar birbirine dikilmesi ve böylece penisin glans dediğimiz kısmını örten deri tamamen uzaklaştırılıyor ve böylece penisin baş kısmı açıkta kalıyor. Bu da bir korunu. Tabii artık günümüzde teknolojik anlamda ve tıbbi aletlerin gelişimine paralel olarak da oldukça rahat bir şekilde yapılmakta. Artık çocuklar sünnet olduktan sonra çok iyi bir analjezi sağlanarak sünnet ağrısını hiç hissetmiyorlar genelde. Ve kısa sürede de yani 4-5 gün gibi bir süre içerisinde tekrar deniz, havuz vesaire sosyal hayatlarına tamamen dönebiliyorlar. Sünnet yaşları ne olmalı? Şimdi sünnet eskiden beri uygulanan ve hocalarımızdan da bizlerin öğrendiği bir yaş aralığı var ki bu da halk arasında oldukça yaygın olarak biliniyor. 2 ile 6 yaş arasında pek sünnet tavsiye etmiyoruz. Biz işlemi ya 2 yaş öncesinde yapalım ya da 6 yaş sonrasına bırakalım diyoruz. Bunda ben hastalarımla da konuşurken genellikle bazı belirleyici faktörlerim var. Aileye ben direkt şunu soruyorum. Sünneti ne için istiyorsunuz? Sosyal yönden, hani çocuğa bir pekiştirme sağlayacak şekilde biz düğün yapacağız, işte dedesi bunun mürüvvetini görmek istiyor, ailelerimiz sünneti yaşamak istiyor diyorlarsa büyüyünce yaptırın diyoruz. Ama yok biz çocuğumuz bunu hatırlamasın, işte sağlık açısından koruyucu olsun, psikolojik olarak hiç etkilenmesin istiyorlarsa 2 yaş öncesinde sünnet işini yapmak çok daha doğru. 2 yaş öncesi de hangi yaş aralığı? Bizim de bunların arasında daha uygun olduğunu düşündüğümüz aralıklar var. Biz genelde ya 2 aya kadar, 1,5-2 aya kadar bebeklerde yeni doğan sünneti dediğimiz sünneti uyguluyoruz. Bunu da lokal anesteziyle oldukça pratik bir şekilde yapabiliyoruz. Ama 2 yaşı geçirmiş bebeklerde 6-7 aya kadar bekleyin. 6-7 aydan sonra emeklemeye başlamadan hemen önce sünnet işlemi bitiriyoruz. Sünnetten sonra zaten en fazla 1 ile 3 gün arasında çocuklar %80-90 oranında iyileşiyorlar. Herhangi bir ağrı da bu dönemde daha düşük. Yani yeni doğanların eskiden ağrı duymadığına dair bir takım söylentiler var ama öyle bir şey yok. Tabii ki bebekler de ağrıyı duyuyorlar, hissediyorlar. Ama bebeklerin tek farkı ağrıyı lokalize edemiyorlar. Yani bir işlem yapılıyor vücutta ama nerede ne bilmiyor çocuk. Yani bunu nasıl yanıt veriyor? Ağlayarak yanıt veriyor. İşte kalp atışları hızlanıyor. Terleyerek yanıt veriyor. Tabii benim buram ağrıyor diyemiyor bebek. Biz tabii ki bunu anlıyoruz. Ama biz bebeklerle mutlaka iyi bir anestezi sağladıktan sonra çocuk hiç hissetmediğini anladığımız zaman sünnetini yapıyoruz. Ha postop dönemde yani sünnet sonrası dönemde de çocuklar ağrı ağızdan veya rektal olarak fitillerle ağrı kesici vererek çocukların daha konforlu bir sünnet sonrası dönem geçirmesini sağlıyoruz. Bu şekilde yeni doğan sünneti de yapılabiliyor. Yani
İşin özeti ya 2 aya kadar lokal anestezide sünnet, ya 6-7 aylıkken 2 yaşına kadar sünnet, 6 ayla 2 yaş arasında, ya da 6 yaş sonrası sünnet. Sünnet öncesi nasıl muayene ediyorsunuz? Nasıl bir hazırlık süreci var? Sünneti yapılacak olan doktorunuzla mutlaka çocuğunuzu tanıştırın. Bir iletişime geçmelerini ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle büyük yaş çocuklar için. Kararı tamamen onlara bırakın. Yönlendirebilirsiniz. Yani gerekirse tarihi bile sanki çocuğu yönlendirerek ona aldırın. Kendine bir güven duygusu oluşturması açısından çok önemli. Doktorla mutlaka dediğim gibi bir sıcak temas önemli. Doktora güveni çocuğun da alması gerekiyor. Ve asıl önemli olanlardan birisi de sünnet öncesi yapılan muayenelerde o zamana kadar ailenin ya da konunun uzmanı olmayan bir hekimin fark etmesinin zor olabileceği bir takım anomaliler var. Bunları bir çocuk cerrahı veya çocuk ürologları çok kolaylıkla tanıyabiliyor. Sünnetle beraber aynı anda yapılabiliyor bu tür ameliyatlar. İşte kasık fıtığı olabilir, bir inmemiş testis ya da bir hipospadyaz uç kesimde yerleşmiş penis anomalleri olabilir. Bunları göz ardı etmemek için mutlaka uzman bir hekim tarafından muayene önemli sünnet öncesi. Peki çocuklarda nelere dikkat etmeliyiz? Örneğin kasık hattında bir şişlik varsa bu nedir? Ne anlama gelir? Şimdi genelde kasık hattında şişlik olduğu zaman ilk aklımıza gelecek olan şey kasık fıtıkları. Kasık fıtıkları doğuştan olan, her 100 çocuktan 1 ile 4 arasında görülebilen problemler. Bunlar doğumsal olarak testisin inmesiyle alakalı hastalıklar. Kasık bölgesinde zaman zaman artan, zaman zaman azalan bir şişlik varsa bu kasık fıtığına işaret eder. Devamlı sabit duran bir şişlik ise ya bir inmemiş testis olabilir ya da bir kordon kisti dediğimiz yine doğumsal olarak kistler olabilir. Ya da bir testisin diğerinden daha büyük olması da hidrosel dediğimiz kasık fıtığının bir değişik varyasyon olan bir hastalık olabilir. Bunların sonuçta tedavilerinin çoğu cerrahi gerektiren, ameliyat gerektiren şeyler ve bunları da sünnetle beraber yapılması, tek anestezi almışken iki işlemin aynı anda yapılması, yani bir taşla iki kuş vurulması oldukça mantıklı ve bizim sık uyguladığımız bir yöntem. Çocuklarda karın ağrısı sık görülen bir şikayet hocam. Peki her karın ağrısı örneğin apandisit midir? Şimdi çocuklarda en sık görülen şikayetlerden birisi de karın ağrısı. Hepimiz mutlaka çocuklarımızla ilgili ya da komşumuzun ya da yeğenlerimizle ilgili karın ağrısıyla karşılaşıyoruz. Karın ağrısı yaşayan 100 çocuğun 5 tanesinde ciddi bir hastalık çıkıyor genelde. Geri kalan %95'i masum diyebileceğimiz karın ağrıları. Bu hastalıklar 5 tanesinden bir tanesinde veya 2 tanesinde biz apandisitle karşılaşabiliyoruz. Apandisitte sadece karın ağrısı olmaz. Apandisit başlamadan önce çocukta bir iştahsızlık belirir. Daha sonra karın ağrısı, daha sonra da kusma olur. Kusma ilk başta yediklerini içerir tarzdayken, daha sonra bu yeşile, sarı ve yeşile yani safra kusmaya başlar çocuk. Gittikçe genel durumu bozulur. Tabii bunları beklemeden her karına ağrıyan çocuğun mutlaka bir acil hekimi tarafından görülmesi. Acil hekimi de zaten gerekli gördüğünde bir çocuk cerrahı ya da işte genel cerrah ya da bir genel cerrah tarafından konsültasyon isteyerek bizlerden yardım istiyorlar. Biz bunlarda apandisit ayırıcı tanısını koyuyoruz. Özellikle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Mevsimsel bir karın ağrısı olabiliyor. Bu da mezenterik lenfadenit dediğimiz. Aynı boğazımızda bezeler var biliyorsunuz tonsillerimiz gibi. Bunlarda herhangi bir üşütme ya da bir viral enfeksiyon, bakteri enfeksiyon geçirdiğimizde nasıl onlar şişiyor ve boğaz ağrısı yapıyorsa bağırsaklar arasında binlerce lenf bezleri var. Bunlarda herhangi bir viral enfeksiyon sonrasında şişebiliyor ve bunlarla karın ağrısı, kusma yaparak apandisit taklit edebiliyorlar. Burada benim asıl vurgulamak istediğim bu tür enfeksiyonlar daha çok ilkbahar aylarında görünüyor. Yani ilkbahar aylarında özellikle akut gastroenterit dediğimiz ishal durumları ve bu mezenterik lenfadenitler apandisitle karışabiliyor. Acil servislerde özellikle çocuk acil servislerde karın ağrısıyla koşan ailelerle dolup taşıyor. Şimdi önümüz yaz hocam. En sık hangi şikayetlerle size geliyorlar? Biz yazın şöyle çocuk cerrahisi ekibi olarak yani branş olarak daha çok mesela çocuğa biz kasık fıtığı ameliyatı yapılmasını öneriyoruz aileye. Teşhisini işte Nisan ayında koyuyoruz. Ama çocuk okula gidiyor, aile çalışıyor. Bunlar işte ameliyatın acil olup olmadığını soruyorlar bize.
ya da inmemiş testis gibi bizim ameliyatlarımızın çoğu. Bunlar bizim için acil ameliyatlar değil. Ama bunlar acele ameliyatlar. Yani çok beklemeyin. Birkaç hafta veya ay, en fazla ay içerisinde çözün bu işi diyoruz. Bu işin çözülmesi gerektiğini söylüyoruz. Genelde işte ötelenmiş ameliyatlar bizde de yazın geliyor. Biz en çok yazın sünnet ve bu tür elektif ameliyatları yapıyoruz. Okula giden çocukların tatil dönemi, aile de o dönemde izin alıyor. Ve ameliyatı bu döneme denk getirip işte 5 gün, 7 gün nekaat döneminden sonra hep beraber tatile çıkıyorlar. Dolayısıyla ertelenmiş ameliyatları biz yazın yapıyoruz. Peki hocam, sizin yurt dışından gelen hastalarınız da var mı? Evet, özellikle bazı aileler öncesinden bana telefon açıyorlar. Çocukların hastalığını orada teşhis edilmiş ya da işte planlamışlar, onlar da erteliyorlar. Biz Türkiye'ye gelip hem tatilimizi yapmak istiyoruz. Ya tatilin sonunda ya da öncesinde ameliyat oluyorlar. Hollanda'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den, Rusya'dan çok sayıda özellikle yazın yoğunlaşmak üzere hastamız var. Çocuklar açısından bir başka çok önemli konu da çocuklarda alt ıslatma hocam. Peki acaba kaç yaşa kadar bu normal? Şimdi alt ıslatmayı bir gece altını ıslatma, bir de gündüz altını ıslatma diye ikiye ayırabiliriz. Gündüz altını ıslatmalar çoğu zaman patolojiktir. Yani istenmeyen bir durumdur. Ama gece altını ıslatmaların çoğu masumdur. Özellikle tuvalet eğitimini aldıktan sonra çocuklar idrarını tutmaya başlıyorlar. Ancak biz 5 yaşına kadar bunları normal kabul ediyoruz. Altını ıslatmayı, gece altını ıslatmak için konuşuyorum artık. Gündüz çünkü çok farklı bir konu. Eğer 5 yaşından sonra da çocuk haftada en az 2 kez, ayda 8'den fazla altını ıslatıyorsa bu organik olmayan enuresis nocturna dediğimiz, yani gece altını ıslatma hastalığına giriyor. Şimdi idrar torbası, yani mesane, çocukla beraber büyüyen, olgunlaşan bir organdır. Ve her yıl özellikle bu organ %15 oranında olgunlaşmasını artırıyor. Bu da ne demek? Çocuk eğer altını mesela 7 yaşına kadar ıslatıyor, her yıl %15 oranında bu azalacak demektir. Yani işte belki de 13 yaşına geldi, 14 yaşına geldiğinde bu %15'te 15-15 şeklinde kendini %100 tamamladıktan sonra gelişimini bu iş bitebiliyor. Ve bu şekilde yaklaşık %99'u gece altını ıslatan çocukların 16-17 yaşına kadar bu işten kurtuluyorlar. %1'lik bir dilimi var ki bunlar ömür boyu bunu çekmek zorunda kalıyorlar. Burada bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Önemli olanlardan birisi de ailesel geçiş var bunlarda. Anne de varsa %44 oranında çocukta görülebiliyor. Baba, anne ve baba da birlikte varsa yaklaşık %77 oranlarında çocuklarda da görülme olasılığı var gece altını ıslatmanın. Biz bunlarda eğer 5 yaşını çocuk geçmişse, izlediğimiz tedavi algoritması şöyle bunlarda. Eğer çocuk 5 yaşını geçmiş, altını ıslatıyor, aile etkilenmiş, çocuk psikolojik olarak çok etkilenmiş. Biz böyle durumlarda bunları alıyoruz. İyi bir tedavi öncesi araştırma yapıyoruz. Herhangi bir problem var mı? Çoğunda bir şey çıkmıyor aslında. Daha sonra bunların basamak tedaviler var. Önce motivasyon tedavisi, gerekirse gece alarmları ya da olmazsa ilaç tedavisiyle başlıyoruz. 6 aylık bir tedaviden sonra bunlar büyük oranda fayda sağlıyorlar. Ama dediğim gibi tekrarlama olasılıklar oluyor. O zaman tekrar başlıyoruz tedaviye ve bu şekilde o mesanenin olgunlaşma sürecini bekliyoruz. Peki hocam, tekrar biraz sünnete dönersek eğer, sünnetin çocuğun sağlığı açısından önemi nedir? Şimdi sünnet dünyada tartışmalı bir konu aslında. Yani faydası var mı yok mu diye birçok çalışma yapılıyor bu konuyla ilgili. Şimdi erkek çocuklarında özellikle ilk bir yıl içerisinde sünnetin idrar yoluna koruyucu özelliği var. İdrar yolu enfeksiyonlarından koruyucu özelliği var. Ben sadece bundan bahsetmek istiyorum. Bana sordukları zaman aile, yani işte ne için sünnet olmak istiyorsunuz? Biz sağlığını düşünüyoruz dediklerinde, o zaman ilk bir yıl içinde bu işi yapın diyorum. Yapmak gerekiyor çünkü. Özellikle eğer böbrek anomalisi olan bir çocuk varsa, işte böbreğinde kaçak dediğimiz vezikülatör reflü ya da hidronefroz dediğimiz UPD gibi, yani böbrek çıkışına bir darlık gibi, yani riskli bir hastaysa bunlarda sünneti mutlaka öneriyoruz. Çünkü idrar yolu enfeksiyonu riskini daha da artırdığı için. Onun dışında İşte penis kanserinden koruyucu olduğuna dair, serviks kanserlerinde ileride partnerini koruyacağına dair, koruyucu olacağına dair bir takım yayınlar var. Ancak bunlar kesin kanıtlar olan şeyler değil. Sünnet yeni doğan döneminde mi yoksa ergenlik döneminde mi yaptırılmalı konusunda sizin görüşleriniz neler? Şimdi bu konu çok tartışmalı. Biz de kendi toplantılarımızda da tartışıyoruz. Vallahi ben uzun zamandır da yeni doğan sünneti yapıyorum. Ben kendi görüşlerimi söyleyeyim.
Ben yeni doğan sünnetini tavsiye ediyorum. Bir kere şunu söylüyorum, yani bu ülkede yaşıyorsanız, Müslümansanız, bu çocuk sünnet olacaksa en uygun dönem bu dönem. Bir, iyileşme gerçekten çok hızlı. Çünkü dokunun rejenerasyon yeteneği çok fazla. Doku kendi kendini çok çabuk yenileyebiliyor. Bu sebepten dolayı dikiş izleri, yani biz sünnette sonuçta dikiş atıyoruz, çok az kar bırakarak iyileşiyor. Dolayısıyla daha estetik bir penise sahip oluyor bu çocuklar. İleride hiçbir psikolojik etkilenme olmayacak çünkü çocuk bunun hiçbirini hatırlamıyor. Belki bir ağrı olarak atacak ama hiçbir zaman sünnet olarak bunu bilmeyecek. İşte ben sünnetli doğmuşum şeklinde şey yapacak. Bir de aileye getirdiği yük açısından düşünürseniz sünnet sonrası dönem iyileşme çok hızlı. Bir hafta, 1 ile 3 gün arasında %80-90 iyileşiyorlar. Kanama, enfeksiyon gibi şeyleri de daha nadir görüyoruz. Ben bütün bu avantajları topladığım zaman yeni doğan sünnetini yapmalarını tavsiye ediyorum. Ha, olabilecek problemler var mı? Tabii ki var. Yani her ameliyatın olabileceği gibi yeni doğan sünnetinde bir takım riskleri var. Ama bu riskler giderilebilir ve daha basit şeyler. Neler? İşte sürtmeye bağlı pişikler olabiliyor pipinin uç kısmında. Bunlar da pipinin idrar deliğinde daralmaya, meatastenoz dediğimiz daralmalara sebep olabiliyor. Ama bunlar basit bir genişletme ya da tekrar bir operasyonla oraya küçük birkaç dikiş atarak orayı tekrar genişletebiliyoruz. Peki çocuk cerrahisi uzmanı olarak size başka hangi konularda başvuruluyor hocam? Biz çocuk cerrahları olarak daha çok çocuk ürologları gibi, yani üroloji gibi çalışıyoruz. Çocukların ürolojisi gibi. Özellikle hipospadyas dediğimiz alttan işeme sorunu olan çocukların ameliyatını biz oldukça sık yapıyoruz. Çocuk cerrahisine ilgi alanına bunun haricinde akciğer, konjenital anomali, yani doğumsal akciğer anomalileri, kulak burun boğazın bazı kısımları. Bize çocuk cerrahisi hangi neyle uğraşıyor dedik. Biz şey diyoruz, beyin, kalp ve ortopedi dışında kalan hemen her organla ilgileniyoruz. Çünkü bizde KBB var, plastik cerrahi var çünkü birçok düzeltici operasyon yapıyoruz. Torak cerrahisi, batın cerrahisi, ürolojik cerrahi ve gastrointestinal cerrahi yapıyoruz. Ya bizim çok geniş bir perspektifimiz var. Aslında gerçek anlamda genel cerrahlar çocuk cerrahları Türkiye'de. Ama gittikçe artık çocuk cerrahisi de spesifikleşiyor. İşte çocuk torak cerrahisi, çocuk batın cerrahisi, ürolojik cerrahi olarak bu şekilde ayrılıyoruz. İzleyicilerimize mesajınız var mı? Bir çocuk cerrahı olarak özellikle kasık bölgesinde, genital bölgesinde alışık olmadıkları bir yapı görecek olurlarsa, daha önceden fark ettik normalken bir anormal bir şişlik, yumru ya da şikayetlerinde bir artış, işte testis ağrısı, vesaire görürlerse mutlaka bir çocuk cerrahisine başvursunlar. Karın ağrısıyla birlikte iştahsızlık ve kusma, özellikle sarı yeşil renkte kusmanda apandisitin ön belirtisi olabileceğini söylemek istiyorum. Hocam bazen aileler sünnet kararını çocuğa bırakmak istiyorlar. Belirli bir yaşa geldiğinde kendisi karar versin diyorlar. Sizin bu konudaki görüşleriniz neler? Şimdi ben bu konuya çok sıcak bakamıyorum. Neden derseniz sünnetin, yani tabii sosyal yönü olduğu gibi bir de cerrahi yönü var. Küçükken hem damarlar olsun, hem dokunun iyileşmesi olsun, yani bir cerrahi kolaylaştıracak bir takım faktörler var. Ama ileride bu çocuklar, aile, yani sünnet olmamış çocuklar bir kere sünnet olmuş büyük bir kesim tarafından psikolojik bir travmaya maruz bırakıyorlar. İşte sen sünnetsizsin, sen sünnet olmadın mı? Denizde, havuzda bunlar birbirlerini görüyorlar, konuşuyorlar. İşte sünnetin çok, hele bir de sünnet olmuş bir çocuk, sünnetin çok zor bir şey olduğunu diğer çocuklara, olmamış çocuklara anlatarak bundan sekonder kazanç sağlayıp kendinin ne kadar zor bir iş başardığını anlatıyor. Ve bu çocuklar bu psikolojiyle 14, 15, 16 yaşına kadar geliyorlar. En sonunda sünnet olmak istiyoruz deyip anne babaların elinden tutup bizlere geliyorlar. Ve bu, yani 6 yaşındaki bir çocuğun ya da yeni doğandaki bir çocuğun sünnetiyle, cerrahisiyle 16 yaşındaki bir çocuğun cerrahisi çok farklı. Ve bunların iyileşme dönemi de bunlarda haliyle ereksiyon oluyor ve dikişlerde açılmalar olabiliyor, ağrılar olabiliyor. Çok daha uzun bir süreçte atlatıyorlar bunu. Ben o yüzden yani bu konuya çok sıcak bakamıyorum. Erişkin sünneti çok zor bir işlem. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, çocuk cerrahisi uzmanı Doçent Doktor Erdal Türk bizlerle birlikteydi. Sünnet konusunu konuştuk. Görüşmek üzere.